Diyelim ki biri gelip sizinle bir oyun oynamak istediğini söyledi. Ücret ödemeden katılacağınız bu oyunda tek yapmanız gereken bir seçim yapmak ve yaptığınız bu seçim sonucunda kesinlikle para kazanacaksınız. Ama ne kadar olduğu tamamıyla size ve yapacağınız seçime bağlı. Kulağa cazip geliyor değil mi? O halde oyunumuza başlayabiliriz. Başlamadan önce oyunun kurallarını bilmekte fayda var. Birinci kural. Odada hemen hemen alacağınız bütün kararları bildiğini iddia eden bir kahin var. İkinci kural. Önünüzde A ve B kutusu olmak üzere iki adet kutu var. Üçüncü kural. Odadaki kahin sizin yapacağınız seçim hakkında bir tahminde bulunup bu kutulara para koyacak. Dördüncü kural. Siz ise seçiminizi o kahinin kutularla işinin bitmesinin ardından yapacaksınız ve siz seçim yaparken veya yaptıktan sonra kutulara kimse dokunmayacak. Beşinci kural. İki tane seçim şansınız var. Yalnızca B kutusu ya da A ve B kutularının ikisi de. Altıncı ve son kuralımız ise A kutusunda 1000 dolar var. Eğer kahin sadece B kutusunu seçeceğinizi tahmin ederse B kutusunun içine 1 milyon dolar koyacak. Yok eğer iki kutuyu birden seçeceğinizi düşünürse B kutusuna hiçbir şey koymayacak. Şimdi seçim vakti. Seçim yapmanız için 5'ten geriye sayıyorum. İsterseniz videoyu durdurup kararınızı öyle verebilirsiniz. Her biriniz seçiminizi yaptınız ve bazılarınız 1000 dolar, bazılarınız ise 1 milyon dolar kazanarak oyundan ayrıldı. Hiç yoktan iyidir elbet ama 1 milyon dolar kazanmak varken neden bazılarınız 1000 dolar almakla yetindi? İşte paradoksumuz da birinin apaçık diğerinden avantajlı görünüyor olmasına rağmen iki seçeneğin de oldukça cazip olmasıyla başlıyor. Alacağınız bütün kararları bilen üstün bir güçle özgür bir iradenizin bir arada mümkün olmayacağını iddia eden bu paradoksa bütün seçeneklerini değerlendirerek tekrar bakalım. 1. Kahin yalnızca B kutusunu seçeceğinizi düşündü ve yalnızca B'yi seçtiniz. 1 milyon dolar kazandınız. 2. Kahin yalnızca B kutusunu seçeceğinizi düşündü ve A ve B'yi seçtiniz. 1 milyon 1000 dolar kazandınız. 3. Kahin A ve B kutusunu seçeceğinizi düşündü ve A ve B'yi seçtiniz. 1000 dolar kazandınız. 4. Kahin A ve B kutusunu seçeceğinizi düşündü ve yalnızca B'yi seçtiniz. 0 dolar kazandınız. İkinci ve dördüncü durumun gerçekleşme ihtimalini kahinin neredeyse hiç hata yapmayacağı ön kabulünden dolayı yok sayıyoruz. Peki madem yalnızca B'yi seçtiğimizde 1 milyon dolar neredeyse kesin olarak kazanıyoruz, neden ikisini birden seçelim? İkisini birden seçenlerin hali hazırda biliyor olduğu bu sorunun cevabını yalnızca B'yi seçmiş olanlar için şöyle verebiliriz. Kahin, siz daha kararınız bile düşünmeden bir tahmin yaparak B kutusuna 1 milyon dolar koydu veya koymadı. Şimdi karar anı. Karşınızda iki kutu var. Ve aslında en başından biliyorsunuz ki ikisini birden seçerseniz en başında kahin B'ye para koymamış. Ama sadece B'yi seçerseniz kahin parayı koymuş olacak. Yalnızca B'yi seçenler bu kadarlık düşünceyle yetinip kararını verdi bile. Ama ikisini birden seçenlerin fark ettiği bir şey daha var. Artık kahin kutulara müdahale edemez ve tahmini her neyse çoktan yaptı. Yani sizin o an vereceğiniz kararda yalnızca B'yi seçerek 1 milyon dolar kazanacak iseniz o para B'nin içinde bulunmalı. Ekstradan A'yı seçmeniz o paranın kaybolmasına neden olamaz. Aynısını tam tersi durum için de düşünebiliriz. Biraz daha açıklayacak olursak, kahinin yaptığı tahminle yapacağınız seçim birbirinden ayrı iki olay. Yukarıdaki 4 durumu tekrar hatırlayalım ve matematiğe dökelim. Birinci durum, 1 milyon dolar artı 0. İkinci durum, 1 milyon dolar artı 1000 dolar. Üçüncü durum, 0 dolar ve 1000 dolar. Dördüncü durumda ise hiçbir şey. Olayı kendi açımızdan düşündüğümüzde iki kutu ile karşı karşıyayız ve daha öncesinden bir karar vermedik. Kahin ise tahminini çoktan yaptı ve B kutusuna para koydu veya koymadı. Ama biz bunu bilmiyoruz tabii. İşlemin ikinci kısmı ise bizim belirleyeceğimiz kısım ve doğal olarak 0 dolar eklemek yerine 1000 dolar eklemeyi seçiyoruz. Bu da bizi ikinci ve üçüncü seçeneğe götürüyor ki ikinci seçeneğin gerçekleşmesi mümkün olmadığından dolayı mecburen 1000 dolar alarak ayrılıyoruz. Sonuç olarak sadece B kutusunu seçenler neyi seçeceğini bilebilecek üstün bir gücün olduğuna kendi özgür iradelerinden daha çok inanıyor, iki kutuyu da seçenler ise özgür iradelerine kahine rağmen güvenmeye devam ediyor. Mükemmel bir öngörünün olup olmayacağı ile ilgili süregelen uzun tartışmalara yeni bir bakış açısı kazandırmayı başaran paradoksumuz ise Newcomb, yani yazgı paradoksu olarak biliniyor. Sorularınız veya eksik gördüğünüz yerleri yorumlarda belirtmekten lütfen çekinmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
Bu tür videoların devamı için ise abone olarak takipte kalabilirsiniz.